Her şey hayal kurmakla başlar. Çocukluğumuzdan itibaren kurduğumuz hayaller nasıl bir hayat yaşayacağımızı belirler. Hayal etmek özgürlüktür. Hayal etmek kendine inanmanın başlangıcıdır. Einstein, zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil diyor. Avrupa'nın en genç ülkelerinden biriyiz. Ama ne yazık ki nüfusu 13 milyon olan gençlerimizin yarısı hiç hayal kurmuyor. Bunu ben değil, Türkiye İstatistik Kurumu verileri söylüyor. Oysa Türkiye'nin geleceğine gençler yön verecek. Umutsuz olmak için zaman yok. Biliyoruz ki Anadolu'nun dört bir yanında değişimi kendi içinden başlatan, inatla kendi gücüne sarılan ve zorluklara rağmen hayallerine doğru kanat açan gençler de var. Kendi hikayesini yazan gençleri tanımak için yollara çıktık. Doğukan Büyükarslan, yükseklerde uçmayı seven iki çocuklu bir ailenin en küçük oğlu. Doğukan'ın en büyük hayali abisi gibi pilot olmak. Ama şimdiden en yükseğe zıplayan genç olarak Türk spor tarihine geçti bile. 2017 yılında Dünya Trampolin Jimnastik Dalı'nda altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu. 6 yaşındayken başladım. Trampolin hiç bilmiyorduk. Trampolini bizim ülkemizde yapan da yoktu. Önümüzde gördüğümüz biri de yoktu. Yaklaşık trambolinden 5 metre yukarıya çıkıyorum. Bu da bayağı bir yüksek. Saliselik kararlarla yukarıda açılış yerinizi tahmin ediyorsunuz. Tam harekete girmeden önce ben gözümü kapatıyorum. O an saliselerle çekiş, dönüş onlar bitiyor. Hareketin açılışını yaparken tekrar gözlerimi açıyorum. Sakatlıklarımız çok oluyor çünkü biz 5 metre yükseklikten trambolin'e düştüğümüz zaman vücudumuza vücut ağırlığımızın 2-3 katı daha çok yük biniyor. Ben de yaşadım. Ayak bileğimi kırdım ki çok küçük bir düşmeyle kırdım. Yani 5 metre yükseklikten hafif bir yamuk bastığım için bileğim kırılmıştı. Bizde daha büyük sakatlıklar da oluyor. Özellikle beton zemine düşünce kafatasını çatlatan arkadaşım var. Bu tehlikeyi hepimiz birbirimize rağmen bu bizi çekiyor. Adrenalini hissetmek bizi teşvik ediyor açıkçası. İşin ilkleri bizlerdik. Ne dünya şampiyonu ne farklı bir şey Avrupa. Hiçbirinde bir hedefimiz yoktu. Önümüzde biliyoruz bir sürü ülke var. Bunlar çok önceden başlamışlar. Bizim başlangıcımız belli. Bir Rusya var mesela. Rusya'nın uçaktan bir iniyorlar. Sırf Rus sporcuları. Çok kalabalıklar. Biz kendimizi küçük görüyorduk. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorduk. Trambolinde erkek ve kız bölümü diye ayrı yerler var. Biz bilmediğimiz için kız bölümüne de girmiştik. Sonrasında yabancı antrenör geldi bize Sovyetlerden. O bizim asıl bu düzeye gelmemizi sağladı. Yani yabancı antrenör en baştan başlattı bize. Gerekirse sıkı olmamız için sopayla vuruyordu bize yani. Cidden sertti o konuda ama o da öyle yetiştirilmiş. Dünya şampiyonasına gittiğimde açıkçası bizim hedefimiz vardı. Ama benim hedefim finale kalmaktı. Çünkü finale kalabilseydik, finale kalan da ilk sporcu olmuş oluyorduk Türkiye adına. Biz ilk çıktık, yarıştık. Yani rahat da olduğumuz için güzel yarıştık. Bravo! Son artık yarışmacı da bizden kötü yarıştı. İçeride biz çığlık koptu yani o anı anlatamam.
Hala da bazen YouTube'da o kısmı buluyorum, izliyorum yani. Cidden elim ayağım titriyor yeniden. Bir kısa süreliğine çok popüler oldum. Sosyal medyada, arkadaş çevremde, Twitter'da ünlüler paylaştı, retweetler aldı bir sürü ama tabii biraz kısa sürdü. O zamanlar da kızlar da DM'den yürümüşlerdi biraz. Ama yani kısa sürdü. Ben de birazcık küçüktüm ya. Pek yüz vermedim. Keşke verseymişim. Birkaç kıza takılırdım o süreçte. Yaklaşık 10-12 senedir bu disiplinle, bu kararlılıkla gitmek gerçekten kolay değil. Bir yandan dersleri, okulu devam ediyor, bir yandan spora gidiyor, okuluna gidemiyor. Okulundan geri kalmamak için akşam geliyor yorgun argın, derse oturuyor, ders çalışmaya başlıyor. Zaten genelde her akşam böyle 10-11 oldu, bayılırdı yani. Böyle artık uyumak değil onun adı, böyle bayılırdı falan. Ayağı kırıldığında da öyle. Yine bırakabilirsin oğlum diye söyledim. Yok anne, ben kesinlikle devam etmek istiyorum dedi. Üniversite sınavları zamanı çok yoğundu. Gece 12'lerde kalkıp sabah 6'lara kadar biz işe giderken onun yattığını biliyorum. 6 saat ders çalışıp işte 9-10'a kadar tekrar uyuyup 2 saat okula geç gidip o şekilde başardığını biliyorum. O kadar gurur duyuyorum ki hani deseler ki şu dünyayı kucakla deseler döner oğlumu kucaklarım. Yani o kadar gurur duyuyorum. Fulya Akkaya, Konyalı bir ailenin iki kızından en küçüğü. 2017 yılında üniversite sınavlarında tam 5 puan türünde Türkiye birincisi oldu. Göremediği için matematik sorularını hafızasından çözüyor. Fulya'nın en büyük hayali matematik teoremi keşfetmek. Bu bir farklılık aslında ve beni hiçbir şekilde olumsuz etkilemedi. Nasıl birinin göz rengi mavi ise, öbürünün saç rengi işte kahverengi ise, bu da farklı bir özellik. Farklı olarak görmedik. İlk öğrendiğimizde Hülya'nın özel durumunu tuh demedik. Ne yapabiliriz dedik. Biz çocuğumuz için ne yapabiliriz? Nasıl eğitebiliriz? Nasıl ilerletebiliriz? Zaten 2-3 yaşına geldiğinde zekasıyla bize kendini çok iyi anlattı. 2 yaşında, 3 yaşında her şeyi yapabiliyor. 5 yaşında okuma yazma öğrendi. Dershanede ya da okulda hocalar soru sorardı. Diğerleri yazmaya çalışırdı. Ben zihnimden yaptığımda herkes bir şaşırırdı. Ya dur bir yazalım artık yeter falan diye söylerlerdi. Hatta bir keresinde çok zor bir işlemdi galiba. Tam hatırlamıyorum soruyu ama hoca döndü dedi. Beni artık korkutuyorsun sen. Ne yaptı böyle? Onu çok net hatırlıyorum. İnandım, hep inandım. Dışarıdan hep şey dediler. Yani siz bir mucizeye tanık oluyorsunuz 7/24. Bunun farkında mısınız? Yok, benim kızım. Diğer kızımdan farklı olmayan bir kızım o benim. Ama söyler ve yapar. Sınavda da şöyle oldu. İki tane okutman veriyorlar bana. Birisi okuyor, birisi kodluyor. Onlar soruyu okudukça ben çözüyorum zihnimden. Ve işte A, B, C ise işte hangisi ise onu söylüyorum işaretlemeleri için. Matematik kısmını zihnimden yaptım. Çok da zevk aldım aslında. Özellikle LYS matematik sorularını çözerken çok keyifliydi. Telefonu açtım. Dediler ki ben işte ÖSYM başkanı, sekreterim. Ben Fulya Akkaya'yla görüşeceğim. Ben dedim babasıyım. Bana söyleyin. Ben korktum tabii acaba yani ters bir şey mi oldu? Fulya'nın hani sınavı geçersiz mi sayıldı? Biz bilmiyoruz yani Fulya nasıl bir sınava girecek? Okuyucu ve kodlayıcı var deniliyor ama
ne var? Tabii bir sürü olumsuzluklar da duyuyoruz bu konuyla ilgili. Ben aldım telefonu, hemen başka bir odaya kaçtım. Geldi, gel dedi, bana böyle yaptı. Ne diyor ki dedim, ben koştum yanına. Fulya biriyle konuşuyor, ÖSYM başkanıymış dedi. Allah Allah dedik. Fulya hep kapıyı kapatır konuşur biriyle. Kapıyı araladım ben böyle. İnanılmaz bir heyecandı benim için. Fulya'nın parmak ok gibi havaya kalktı. Birinciymişim. Benden bir çığlık yükseldi. İnanılmaz haykırdım yani. Eşimle kızım beni aldı oturma odasına attılar. Hani telefonla konuşurken çocuğu rahatsız ediyorsun, sen niye bağırıyorsun? Fulya birinci. Dedi ki beş dalda birinci olmuşsun, çok tebrik ediyorum. En başta derece bekliyor musun diye sordu. Ben de galiba aradığına göre beklemeliyim dedim. Çocuğum, girmediğin dallardan, girmediğin derslerden nasıl birincisin? İnanılmaz bir mutluluk. Yani Allah'ım rüyalarımda da göstersin o anı, her an yaşı. İnsanları mutlu ettiğim için ben çok mutluyum. Yoksa birinci olmuşum, yüzüncü olmuşum benim için çok bir önemi yok. Zaten istediğim şey benim Boğaziçi ekonomiye girmekti. Onu da yaptım. Ben küçük bir çocukken mesela İstanbul'da yaşamayı hayal ederdim. Matematik profesörü olacağım diyordum. İstanbul'da çok farklı bir hayata giriyorsunuz. Üniversite hayatı daha farklıymış liseden, ortaokuldan, ilkokuldan tabii ki. Ve güzel de bir hayatmış. Birey olduğunuzu fark ediyorsunuz. Ve daha çok da bir güven geliyor insanın kendine. Cesareti artıyor ve ben daha çok şey başarabilirim duygusu da geliyor belki. Biri size yapabilirsin derse siz de yaparsınız. Eğer size destek olan, güvenen birisi varsa, sizi cesaretlendiriyorsa her şeyi başarabileceğinize inanırsınız. Ben şu an kendime güveniyorsam, cesaretliysem, zorluk kavramını tanımıyorsam aslında annem, ailem sayesindedir. Biz ayrı bir dil oluşturmuştuk matematikte. Ters D, ters U diye okuyordum ben. F'nin üstünde bir tık var, iki tık var. Meğer faktöriyelmiş. İntegral. İntegrali ben okumayı bilmiyordum. Benim ilkokulda yaptığım süs integral sembolüymüş. Anneyle kız olamadık çok. Yani hep arkadaş olduk biz Hülya'yla. Hayata dair olsun diye ben çok betimledim hayatı Hülya'ya. Çok anlattım. Çok gözlemledim. Gözlemlediğimi çok söyledim. Yani Hülya'nın bir çift gözü oldum hayatta hep. Şehmuz Aca, Mardin'in Yeşilli ilçesinden. 9 yaşında bir sınava girdi, hayatı değişti. Çin'e giderek yaşıtlarına robot nasıl yapılır eğitimleri verdi. En büyük hayali uluslararası bir robot tasarım şirketinde mühendis olmak. Babam ben bir hafta okuyan vefat ediyor. Kamyon şoförüydü. İşte yurt dışına seferler yapıyordu. Bir trafik kazası sonucu kaybettik. Yani kendisini hiç tanımadım. Annemin anlattığı kadarıyla gayet sevilen ve saygılı bir insanmış. Yani bir ortama girdiğinde insanlar yani "Aa Şeymus geldi" diye sevinebiliyorlarmış. Babamın adı Şeymus. Babam hep okumayı istiyormuş. Annem de bunu sürekli bana söylüyordu. O yüzden ben biraz daha böyle eğitime önem veren bir yapıda büyüdüm. Mesela ne bileyim arkadaşlarımı dışarıda hep ve top oynamaya falan çağırırlardı. Önce "Durun şu ödevimi yapayım, şu hikaye kitabını okumam gerekiyor, öğretmenim verdi" şeklinde. Önce okulla ilgili şeylerimi halledip sonrasında dışarı top oynamaya, ne bileyim, billi oynamaya falan çıkardım. İlkokul öğretmenim benimle bayağı ilgileniyordu. Yani özellikle okuma alışkanlığı kazandırma çabası vardı. Sürekli bir kitap, yani hikaye kitabı al, şunu da oku. Yani bak bu kitabı da getirdim sana şeklinde. Günlerden bir gün elimden tuttu, dedi işte böyle bir sınav var, gir dedi. Ben normal bir yani okul sınavı tarzında bir sınav sandım. Öyle hiçbir şey bilmeden girdim aslında. Yani sınavı kazanmışım. Çok önemsememişim. Ertesi gün öğretmenim okulu anlatınca ben bir
Yani şok oldum, bayağı sevindim çünkü yani anlattığına göre bir cennetti okul. Darüşşafaka aldığı öğrenciler ya annesi ya da babası vefat etmiş olması gerekiyor. Ve yani yetenekli çocukları alıyor. Belli bir sınava giriyoruz. O sınav sonucunda 120 kişi alıyor her yıl. Ben de onlardan birisiydim. İşte ben bunları anneme anlattım. Dedim böyle bir okul var. Ben kazandım bu okulu. İstanbul'da gönderecek misin dedim. Annem işte büyük şehir, çok uzak, nasıl gönderirim diye endişe duyuyordu. Göndermek istemedi. Yani ana yüreği sonuçta nasıl katlanırım, dayanırım diye düşündü. Sonra öğretmenim geldi, ikna etmeye çalıştı. Yine olmadı. Sonrasında öğretmenim okul müdürüne haber veriyor. Okul müdürü işte kaymakam, vali, ne bileyim il jandarma komutanlığı falan derken bayağı Mardin protokolünü bizim eve topluyor. Annem yani anca izin verebiliyor. Annemden izin koparmak biraz zor oldu ama yani iyi ki izin vermiş diyorum. Kendisi de sürekli söylüyor zaten yani iyi ki göndermişim diyor. Cevher var elinizde ama eğer onu işlemezseniz, yani diyelim bir altın madeni, onu işlemezseniz hiçbir bir değeri olmaz. Sadece toz toprak içinde kalmış bir metal parçası olarak gözükür. Yani yeşil ilk şeyimiz aslında daha kirinden, tozundan, toprağından temizlenmemiş bir altın metali diyebilirim. Yaşım ilerledikçe nasıl bir ailenin içine girdiğimi fark ettim. Bizim kullandığımız çok güzel bir laf var. Hiçbir şey bilmeden girdim kapıdan, çok şey bilerek çıkıyorum diye. Ben 4 kişilik bir ailenin çocuğu olabilirim ama okula geldiğimde hani binlerce kişilik bir ailem olduğunu fark ettim. Bugün sınıfta yaptığımız robot 2015 yılındaydı. Prens Edward'a takdim ettik. Yani İngiltere prensi okula ziyarete gelmişti. 9'da yine Amerika'ya yarışmalara katıldık. 10. sınıfta yine katıldık. Şampiyonaya gittik. En prestijli ödül olan Chairman's Award'u aldık. Ben yeşilinde kalsaydım Amerika'yı falan veya Çin'i harita üzerinde gösteremeyebilirdim. Ama ben Amerika'ya gidip ülkemi temsil ettim. Çin'e gidip Çin'deki robot takımlarına robot nasıl yapılır eğitimleri verdim. Yani takımımla beraber. Vizyonumu genişletti. Robot benim sosyal yanımı da geliştirdi. İnsanlara dokunmam gerektiğini öğretti bana. Evet, ben kendimi geliştirmeliyim ama etrafımdaki insanlar da gelişmeli. Uçmak isteyebilirim yani ama tek başıma uçamam. Çünkü benim bağlı olduğum insanlar yere çakılıyken hiçbir kuş yükselemez. O yüzden yanımdaki insanları da uçurabilmem gerekiyor. Sümeyye Boyacı. Balıkların da kolları yok diyerek 9 yaşında yüzmeye başladı. 2018 yılında Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda birinci oldu. 15 yaşında Türkiye'nin ilk Avrupa yüzme şampiyonu olarak tarihe geçti. Sümeyye için yüzmek özgürlük demek. 3 yaşındayken kollarımın olmadığını ilk fark ettiğimde bunu anneme şarkı eşliğinde "Kollar nerede? Kollar, kollar" diye sormuşum. Yani annemse bana bunu bir masal kitabındaki uz ve eksik hayvanların hikayelerini anlatarak bana da bir Sümeyye varmış, doğuştan iki kolu yokmuş ama her şeyi ayaklarıyla yapıyormuş diye anlattığını unutmuyorum. İlk engelimi böyle kabullenmişim, bu şekilde fark etmişim. 9 yaşında yüzmeyi daha önceden öğrenerek geldi bana. Sırt üstünde yüzüyor şeklinde gördüm. Sümeyye'de Allah vergisi bir yetenek vardı. Çok esnek. Bir kere onu söyleyebilirim. Suda
Benim gördüğüm bugüne kadar birçok yüzücüyü takip ediyoruz mesleğimiz gereği. Normal yüzme antrenörüyüm ben kendim. Ben o kadar esnek bir sporcu ilk defa o gün görmüştüm. Küçüklüğümden beri kendimi bilim bileli her şeyi ayaklarımla yapıyorum. Yani birçok şeyi ayaklarımla yapabiliyorum. Yani yapamadığım sadece bir iki şey var. Bu yüzden de hayatım boyunca sadece bir çift çorap eskitebildim. Çünkü sürekli ayaklarımı kullandığım için çoraplarımı çıkarıyorum. Çoraplarımı da çıkardığım yerde unutuyorum. Biraz unutkan biriyim. Ama kimsenin söylediği şeyleri unutmuyorum. Yüzmede birçok şeyle uğraşmalısınız. Birçok şeyle savaş vermelisiniz. Suyla, dirençle, kendinizle. 50 metrelik havuzda sadece siz, kulvar ve antrenörün verdiği belli bir mesafe. Ne yazık ki çalışmalarımız hiç kolay değil. Ben kaç defa sakatlandığım günleri biliyorum. Yani tekerlekli sandalyeye düştüğüm zamanları hatırlıyorum. Yüzmekten artık laktik asit kustuğum günleri biliyorum. Hatta işte 5 küsur atlı bir şeyken kamp zamanlarımda daha kahvaltı açılmadan, havuzun bilgisayar saati bile devreye girmeden bizim buz gibi bir suya girdiğimizi hatırlıyorum. Yani çok zor. Yarış günü benim için inanılmaz heyecanlıydı. Ama çıkışı yapmadan önce yani ayaklarım yerden kesiliyor. Özellikle kollarımda beklerken yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? There we see Boğacı and Forstet, the two Turkish swimmers. Ve ben o anda hiç kimseyi görmedim. Tribünlerdeydim, üstteydim. 50 metre boyunca sümeği ile tribünden insanları yara yara bitiş çizgisine ben de onunla gittim. Ama nasıl bağırıyorum. But it looks like Boyacı is just leading them in here, just ahead of Öztürk. Can Boyacı hold on? What a race this is going to be! It's going to be really close. Perales coming back all the time, but Boyacı will have to touch with her head, and she does touch with her head, and she is first place. Turkey will take the gold medal here at the European Championships. Teresa Perales the silver, and Boggioni the bronze, but the gold will go to Sayumi Boyacı. Of Turkey, the 15-year-old. Sümeyye herkesten önce başını vurdu ve ben scoreboard'a baktığımda Sümeyye'nin şampiyon olduğunu gördüm. İnanamadım, elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı bilemedim o an. Turkish swimmers, similar disabilities, got away really fast. Aslında ben hiç değişmedim. Başta onu söylemek istiyorum. Çünkü insanlar işte ünlü oldu, değişti falan filan diye düşünebilecek kişiler var. Ama yani şu hayatta değişmeyecek kadar inatçı tek insan benim. Hayatımda değişen şeyler aslında dışarıdaki insanlar oldu. Milletimiz, özellikle de Eskişehir halkı o kadar duyarlılar ki. Eskiden şöyle oluyordu. Engelimden dolayı sürekli bakıyorlardı. Beni parmakla gösteriyorlardı ondan sonra. Yani rahatsız edici bakışlar vardı. Bu bakışlar şimdi çok tatlı bakışlara dönüştü. Mesela o zamanlar soru sormak için kolların doğuştan mı bilmem ne mi diye sormak için geliyorlardı. Ama şimdi sen Avrupa şampiyonu olan kız değil misin? Şampiyon, seni çok seviyoruz diyenler, sarılanlar, ondan sonra gelip fotoğraf çekinenler. Sümeyye 15 yaşında bunu yaşadı. 16 yaşında dünya şampiyonu gelecek. Belki dünya şampiyonu olacağız. En büyük hayalim bir antrenör olarak olimpiyatlar. Şu anki en büyük hayalim 2020 Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olmak. Bu ilk defa olacak ülkemiz için. Şu anda yüzmeden hiç olimpiyat şampiyonumuz yok. Ne engellerde ne de normallerde. Sadece finale kalınabilmiş, madalya dahi yok. Bunu ben ilk defa başarmak istiyorum, ilk olmak istiyorum. Berna Akdeniz, Leyla Almasut.
İzmirli can dostlar. 12 yaşına tanıştılar. Dostluklarını ve bilim merakını birleştirip buluş dünyasına adım attılar. Kanser erken tanı çipi keşfederek önce TÜBİTAK, sonra Intel uluslararası bilim yarışmasında 3. oldular. Ve bu başarı sayesinde tıp fakültesine sınavsız geçiş hakkı kazandılar. Leyla benim için çok ılımlı biri. Her zaman soğukkanlı, aynı zamanda da sıcakkanlı olabilen biri. Zor zamanlarda olsun, yani kendini korur, sakindir ama aynı zamanda işleri de çözer. Berna benim aksime çok stres anlarını ve kriz anlarını yönetebilen bir insan. Bazen ben gerçekten çok panik olabiliyorum. Ne yapacağım, bunu mu yapayım, şunu mu yapayım? Ama Berna her ne olursa olsun diyor ki, Leyla sen şunu yap, Leyla şimdi bunu yapalım, şimdi bunu götürelim, şuraya getirelim. Ama Berna hep planlı ve sakin kalabilen bir insan. O yüzden biz çok kolay, yani çabucak arkadaş olabilmiştik 6. sınıfta ve şu anda hani 7-8 yıldır da çok yakın arkadaşız ve çok şanslıyım hayatımda olduğu için. Birimizin düştüğü anda öbürümüz diğerini kaldırıyor. Hep yapıcı bir şekilde birbirimize yaklaşıyoruz. Çok da iyi anlaşıyoruz. Yani nazar değmesin. Bu da uzaktan Leyla'cıma yapıyorum. 10. sınıfta bir baktım arkadaşlarım, kendi yaşıtlarım gitmiş işte TÜBİTAK'ta ya da başka yarışmalarda çok güzel dereceler elde etmişler. Hani Berna geldi bana dedi, Leyla yapalım mı böyle bir şey? Ben de dedim ki neden olmasın? Şöyle başladık zaten. Gündemde ne var? Tabii ki kanser. Her zaman hem kendi hayatımızda hem de mesela akademik hayatta da ne çalışması yapıldığına baktığımız zaman en çok kanser vardı. Ama kanserde de biliyorsunuz teşhis var, tedavi var. O da biraz ayrılıyor dallarına. O yüzden biz de hani en önemli basamağın teşhis olduğunu düşünerek kanserin erken teşhisine yönelmeyi ve öyle bir proje yapmayı istedik. Yapılan şeyleri yapmak istemedik. Yani ne üstüne tedavi yapmış insanlar ve neden hala daha sonuç bulunamıyor? Aslında biraz bunu düşündük. Evet, çok güzel çalışmalar var. Bu kadar yıldır gündemde. Peki o zaman neden hala da bu kadar büyük bir problem bizim dünyamızda? Dedik ki kanserin tedavisinden ziyade erken teşhisine yönelelim. Projemizde 2 adet mikro akışkan çip ürettik. Birincisi genel bir kanser tarama testi niteliğinde. Yani sizde kanser var mı, yok mu bunu ölçmek için. Leyla ile ben en çok görülen üzerine gitmeyi tercih ettik. Böylelikle toplumda daha fazla kişiye el uzatmak ve daha fazla kişiye yardım etmek istedik. Baktığımızda meme, akciğer ve prostat en çok görülen 3 kanser tipi. Mikro akışkan kanallarımız var. Biz bu kanallardan herhangi bir vücut sıvısını, işte kan olabilir, idrar, tükürük, bu tarz bir vücut sıvısını mikropipetlerle geçirdiğimizde ve daha sonra bir süre beklediğimizde mikroskop altında görebiliyoruz tutunup tutunmadığını. Daha sonra 10-15 dakika kadar bekliyoruz. Yani bu kadar kısa bir sürede zaten eğer kanser hücresi varsa bu çiplere tutunuyor. Ve hangi kanalda tutunduysa o kanser sizde var diyebilecek kısa sürede sonuç veren, aynı zamanda pratik ve ucuz bir yöntem geliştirmiş olduk. Zaten buradaki amacımız zaman kazandırmak. Doktora zaman kazandırmak, hastaya zaman kazandırmak. Tabii ki aynı şekilde para da, yani çok yüksek fiyatlardansa bizim çip, 2 adet çipimizin toplam yapımı 1,5 dolar. Bu yola başlarken kesinlikle Amerika'daki yarışmaya gidebileceğimizi hayal dahi edemiyorduk. Biz gerçekten inanamadık. Hani oraya gittiğimiz güne kadar ben açıkçası çok inanamıyordum hala. 12. sınıfımıza denk geldi çalıştığımız bir süreçte ama çok mutlu olduk. Sınıfımıza 1-2 ay kala, biraz da riskli bir süreydi ama Mayıs ayında Amerika'ya gittik ve Amerika'da da kendi alanımızda yine biyomedikal mühendislikte binlerce işte ülke ve proje arasından 3. olduk. Yani çok harika bir duyguydu. Yani aldığımız en güzel, en müthiş ödüllerden biriydi gerçekten. In the physical science categories, here are our third place awards. The third place award winners in biomedical engineering are from Izmir, Turkey, Berna Akdeniz and Leyla Almusad. From Greenwich, Connecticut, Hiba Hussein. From Bend, Oregon, James Paul Verheyden. İzmir kelimesi duyduğumuz anda yerimizden fırladık, ondan sonra hiçbir şey duyamadık. Hatırlayamıyorum, hatırlayamıyoruz. Ta ne zaman sahneye kadar çıkana kadar sahneye çıktıktan sonra biraz kendime geldim ve onları sahneye görünce hakikaten çok çok duygulandım ve benim hayatımdaki en mutlu yaşadığım anlardan bir tanesi. Bu kadar mutlu olduğumu hiç hatırlayamıyorum.
Başarıda tabii ki okulun, ailenin payı vardır ama çocukların çok büyük bir emeği var. Buna şahit olan birisi olarak söylüyorum. Çok emek verdiler. Herkes soru çözerken, onlar bunlarla uğraşırken o kadar sıkıldı, strese girdi. Hani iki arada bir derede kaldı. Ben işte yapmalı mıyım, işte yoksa sorumu çözmeliyim, arkadaşlarım daha çok mu soru çözdü? Bu onları çok hırpaladı geçen yıl. Ama emeksiz de yemek olmuyor. TÜBİTAK bize bir hak tanıdı. Dedi ki siz kendi alanınızda ilk üçe girdiniz. O zaman alanınızla ilgili devlet üniversitelerine sınavsız geçiş hakkımız var. O zamana kadar diğer arkadaşlarımız gibi biz de çalıştık, sorular çözdük, dersler aldık. Hani çok 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 çalıştık ve emek verdik. Ondan sonra bizim isimlerimizi de okuduktan sonra sunucu hani böyle çıktık ama ben hani böyle yürürken Berna'ya hala şey diyorum, biz gerçekten sınava girmeyeceğiz değil mi diyorum. Instagram ve Twitter, Facebook gibi yerlerde bir sayfa bizi paylaşmış. Bazıları tebrikler, harikasınız gibi yorumlar. Bazı insanlarsa niyeyse yaptığımıza inanmadı. Hani ya onlar yapmamıştır, onlar sonuçta lisede nasıl yapsın bu projeyi? Üniversitedeki akademisyenler daha yapamıyor. İki liselik kız mı yapacak? Yalandır, bunlara inanmayın falan yazanlar var ama yalan olduğunda benden daha güvenerek söylüyor yani. Adam diyor ki ya kesin yalan bu, inanmayın buna. Yani bazıları bizi üzdü ama daha çok insanlığın, yani Türkiye'nin böyle iki gencin çıkıp böyle bir şey yapabilmesine inanmamasına üzüldüm. Aslında en büyük rol modelim sanırım kendimim. Çünkü ben kendi kişiliğimi bulmaya çalışıyorum. Kendimin kim olduğunu keşfetmeye çalışıyorum. Bu yüzden herkesten bir şeyler topluyorum ama sanırım tam olarak hiç kimse gibi olmak da istemiyorum. Kaan Turan, İzmirli bir ailenin tek oğlu. Piyanonun önüne oturduğunda hayatı unutuyor. 6 yaşında can sıkıntısını gidermek için çalmaya başladığı piyano, ona 2017 yılında İtalya'da Tadini Piyano Yarışması'nda birinciliği getirdi. TEOG sınavının piyano yarışmalarından daha zor olduğunu söyleyen Kaan, TEOG'da da derece yapmış. Popüler olmayı pek sevmiyor. 2004 yılında doğdum. Daha çok sakin birine benziyorum ama aslında içeride hiç sakin biri değilim. Yakın arkadaşlarım bunu çok iyi bilir. İlk duyduğum müzik annem karnındayken de annem benim karnımın üstüne bir tane müzik kutusunu koyup müzik açıyormuş. O da Fındık Kıran bu arası. O müziği hala unutamıyorum. Hayatımdaki en etkili müzik oydu. Arkadaşım bir kurs yeri vardı. Oraya götürdüm onu. Canı çok sıkılıyordu. Ve Kaan direkt gitti. Piyanonun koltuğuna oturdu. Ve o günden beri de o piyanonun koltuğunda oturuyor Kaan. Sonra piyano alma faslına geldik. Şimdi oyuncak ork aldık. Önce tabii şey yapamadık. Herkes piyanoya başlıyor ama o piyanolar hep kalıyor. Belli bir süre sonra bitiyor. Biz de öyle zannettik ve bir oyuncak bir ork aldık Kaan'a. Kaan sesleri beğenmemeye başladı. İstediğim sesi çıkartamıyorum. İstediğim gibi olmuyor. Ben gerçek piyano istiyorum demeye başladı. Sonra bir yılbaşı kartı yazmış Noel Baba'ya ve ben o kartı gördüm. 6 yaşındayken yazmayı daha yeni öğrendiğimden dolayı bir tane kart yazmak istedim. Ve gazetenin içinden de bir tane kart çıktı yılbaşı. Noel Baba'ya bir tane mektup. Ben de Noel Baba'dan bir şey istendiğini bildiğim için direkt olarak oraya piyano yazdım. İşte seni çok severim Noel Baba ve bana bir tane piyano getirir misin diye. Kartı okuduğumda Noel Baba'dan bir piyano istiyor. Bana bu yılbaşında bir piyano getirir misin diye. Ve biz ona yılbaşında bir piyano aldık. O günden beri de o piyanonun başında. En sevdiğim besteci Chopin çünkü onun duygularını dışarıya çok güzel verebildiğini düşünüyorum. Bir konçerto çalmıştı, Haydn Konçerto Adnan Saygun'da. Orada 1000 kişiden fazla insan vardı.
Ve Kaan sahneye çıkınca ben ağlamaya başladım. Savunmasız mı buldum bilmiyorum ne oldum. Çok duygulandım. Piyano başında yalnız olma duygusu beni rahatlatıyor. Çünkü yanımda hiç kimsenin olmadığını hissediyorum. Ne kadar kalabalık olursa konser o kadar rahat oluyor. Çünkü o kadar insanların yüzünü ayırt edemediğim için direkt olarak tek kendimi orada yalnız hissediyorum. Duygularını çok fazla meydana koymaz. Onu çok fazla hissettirmez. Hani çocukken bile şey derdik, hani çocuklar gelir ya eve gelir baba, çocuk koştur eder der, babam gelmiş, babam gelmiş falan. Hani böyle bir çocuk değildi. Hatta ben gelirdim, ben derdim, oğlum ben eve geldim falan. İlk kompozisyonu yapmaya 10 yaşında başladım galiba, 10 ya da 11 yaşındayken başladım. Baktık yani seviye olarak inanılmaz çabuk ilerliyor. Çok yetenekli bir şey, ya o kadar ders yaparken rahat ders yapıyorum ki hani. Bir şey söylüyorum, hemen cevap veriyor. Çünkü bu çok kolay bulunan bir şey değil bizim meslekte. Daha sonra baktık, çok iyi gidiyoruz. Dedik ki o zaman biraz yurt dışı, yurt içi, festivaller, yarışmalar, konserler. Ve inanılmaz aktif bir şekilde katılmaya başladı ve çok güzel dereceler getirdi bize, gururlandırdı. Duygusal görünmeyen bir çocuk, aslında çok mantıklı görünen bir çocuk ama piyanonun başına oturduğu zaman çıkan seslerden başka şeyler duyuyorsunuz. Aslında çocuğunuzun ne kadar duygusal olduğunu görüyorsunuz. Ben yan komşu. Kaan doğduğundan beri birlikteyiz. Aramızda sadece bir duvar var. Yani bazen onu bile kaldırmayı düşünüyoruz. Ben sarma sararken özellikle salonda onun müziğini dinlemediğimde, piyano çalmasını dinlemediğimde huzursuz oluyorum. Onun müziği bize çok çok rahatlatıcı geliyor. Ondan sonra onun varlığı bizleri mutlu ediyor. O müzik çalmadığı zaman benim dolmalar lezzetli olmuyor. Onu gurur duyuyorum. Her şekilde gurur duyuyorum Kaan'la. Hem karakteriyle hem yaptıklarıyla. Her şekilde çok gurur duyuyorum oğlumla. Mizgin Ay, Batmanlı 6 çocuklu bir ailenin en küçük kızı. Mevsimlik işçi olarak Ankara Beypazarı'na yerleşen ailesine tarlada yardım ederken koşmanın mutluluğunu fark ediyor. Mizgin 2017 yılında Kenya'da yapılan Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede dünya şampiyonu oldu.
Mizgin'in lakabı rekor canavarı. Mizgin Müjde demek, üvey annem koymuş ismimi. Annemin 7 yıl boyunca çocuğu olmadığı için işte yeni bir çocuk dünyaya geliyor anlamında demişler. İşte sana bir mizginim var, işte bir müjdem var anlamında ismim de Mizgin olarak kalmış. Okulda beden öğretmenim vardı, koşumu çok beğeniyordu. Zaten ben de orada herkesle koşu yarışı yapmak isterdim. Hadi gelin bir deneyelim. Simit diye bir oyun vardı ya da kovalamacılıkta her zaman ben birinci oluyordum. Erkekleri bile geçiyordum o zamanlar. İşte bir yarışma yapıldı diye duyuldu. Meğerse B pazarı taranıyormuş. İlkokul 4'ten 5'e geçerken yaptığımız taramada Mizgin'in dereceleri çok iyi çıktı. Beypazar'da ölçtüğümüz son 15 yıl yaptığımız ölçümlerin içerisinde en iyi dereceyi yaptı. 50 metreyi en hızlı koşan çocuk oldu. Çok beğendi hocalar. O zaman işte biraz bana değer verilmeye başlandı. Dediler ki senin bu spora gitmen lazım. Bursa Osman Gazi Spor Kulübü ilk kulübüm. İşte oranın da 100 metre ve 300 metrecisi eksik. Dedi ki aradı hocam. Dedi ki işte bende böyle bir sporcu var. 100 metreyi 12 saniyeleri koşuyor. 300 metreyi de 41 saniye koşuyor dedi. Adam dedi ki ya böyle şey olur mu? Şimdiye kadar Türkiye'den kimse bunu koşmamış dedi. Hiç kimsenin bende haberi yok. İlk girdim 100 metreye herkes başka birinciyi bekliyor. Başka bir kız birinci olacak diye bekliyor. O zaman Türkiye şampiyonunu geçmiştim. Start verildi ilk 60-70 metre gerideyim. Son 30 metrede birinci oldum. Herkes bu kimya yapıyor. 12-65 koştum ben orada. Şimdiye kadar hiç 13 saniye koşulmamıştı o zaman benim yaşımdakiler. Bu kimya falan dediler, şok oldu herkes. Bu sefer 300 metreye girdim, herkese 30 metre, 40 metre fark attım. Dediler ki, geleceğin Hüseyin Bolt'u var dedi burada. Ben o lakabı gerçekten çok beğendim. Orada artık bir spor yaptığımı anladım. Mizgin'le ilk milli takım kampına gitmiştik İstanbul'da. Kampa girdik. Mizgin girer girmez hemen Türkiye rekorlarını kırdı. Bir aylık kampta biz derecelerimizin çok daha ilerlemesini beklerken kampın sonuna doğru derecelerimiz çok kötüleşti. İlk telefonum 14 yaşında oldu. 15 yaşında antrenörüm geri aldı onu çünkü çok oynuyordum. Kamplarda sürekli telefonla ilgileniyordum. Bir incelediğimde telefonu kamp boyunca hiç saat 2'den 3'ten erken yatmamış. Sabah da ben bunu 7'de kaldırıyorum. Yani günlük 3-4 saat, 5 saat uykularla antrenman yapmışız. Derecelerimiz tamamen geriye gitti. Antrenörüm artık telefonumu aldı, kırdı. Dedi ki hani dereceler gitgide geriye gitmeye başladı. Bu niye böyle oluyor? Antrenmanımızı yapıyoruz. Yemeğini iyi besleniyorsun, uykunda uyuyorsun diyordu. Tabii ben geç yatıyordum. Sabah erken de kalkıyordum. Antrenörüm de kızdı. Aldı, kırdı telefonu. Uykuma fazla dikkat etmiyorum. Uykuma dikkat etsem her şey düzelecek. Onda yat diyor. On çok erken ya. Vallahi çok erken. Sabahın köründe de kalkıyor zaten 8 gibi. Ay bunları alma ya. On 17 yaşındayken yani 2017'de Kenya'da Dünya Yıldızlar Şampiyonası vardı. Antrenörüm oraya hani beni hiç yarışlara sokmadı. Dedi ki biz bu yıl Kenya'ya hazırlanalım. Dünya şampiyonasında seni ilk 8'in arasına sokmak istiyorum. Kendisinin gelmeyeceğini çok sonradan öğrendim. İşte gittim Kenya'ya. Antrenörümün kızı ameliyat oldu. O yüzden gelemedi daha doğrusu. Zaten gittim hemen ağlamaya başladım. Odaya kapıyı kapattım kendimi. İşte antrenörüm yok. Ben burada nasıl yapacağım? Hani tam milli takım antrenörleri var ama kendi antrenörüm gibi olmaz. Yarışa başlayacağız. Bir yağmur başladı. Isınmaya başlıyorum. Isınmada da hani yağmur yağınca hiç ısınamıyorum. Ben sular içinde kaldım. Çorap giymezsem o ayakkabıyı giyemem, çivili ayakkabıyı. Bir milli takım hocası gitti kendi çorabını çıkardı. Hatta o çorabı da saklıyorum. Kendi çorabıyla seçme yarışını koştum ve birinci olarak yarı finale kaldım. Ertesi günde yarı finalle finalim vardı. Kendime dedim ki Mizgin dedim. Yani bir madalya alacaksın. İkincilik olabilir, üçüncülük olabilir ama birinciliği kesinlikle düşünmüyorum. It is the final of the girls 100 meters. Away first time in the final. Up goes Kivona Davis. Stefanovic going well also. And I of Turkey. It's I who leads. Can Davis get through? Or will Stefanovic pip? It's a blanket.
at the finish, Stefanovic thinks she's won it. She was up there with Kibona Davis. Mizgin Ay in front of Magdalena Stefanovic. What a moment for Turkey. They've taken... Ben normalde çok stres yapan bir kızım. Bir tek o yarışta stres yapmadım. Yarışa başladım. Bitirişimde başladığım gibi oldu. Hiçbir şey anlamadım. 11.57 ile Türkiye rekoru kırdım. Akşamda birinci olduğuma yani hala inanamıyorum. Çok mutluyum. Herkese her şeye teşekkür ederim. Congratulations. Thank you. See you later. Antrenörüm gelmeyeceğini bildiğim için tabletimi götürdüm yanımda. Dedim ki en azından hani oyun oynarım ya da işte takılırım yani internetten bakarım, YouTube'da gezinirim dedim. Herkesin tableti, telefonu bağlandı. Bir tek benim tablette sıkıntı oldu yani nedense. Artık resepsiyona iniyorum diyorum ki bir bakın, yok diyor, bağlanmıyor diyor. Artık şöyle nitelendirdim yani Mizgin, hani burada senin bir şeyler derece yapmanı istiyor. Hani evren midir, doğa mıdır, Allah mıdır? Antrenörüm. Benim hayatımı değiştiren adam. Ben önceden hani 8. sınıfta okulumu bırakırdım ve tarlaya giderdim. Kim derdi ki Mizgin çıkacak, dünya şampiyon olacak, farklı ülkelere gidecek ve o ülkelerde hani kendi ülkesinin değerini anlayacak. Ya tamam, çok güzel ülkeler ama ben kendi ülkemi daha çok seviyorum. Her türlü yemek olsun, şey olsun, uçaktan inermez ah güzel ülkem diyorum her zaman. Kendi ülkem kadar güzel yer yok bence ya. Annem tarlada çalışıyordu. Artık ben profesyonel olmaya başlayınca, bir maddi durumda para kazanmaya başladığımda anneme artık sen gitme tarlaya, ben size bakarım dedim. Aileme şu an ben bakıyorum. Hayalimde 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitmek. Oraya gittikten sonra madalya almak. Zaten madalya aldığımda anneme ev almak istiyorum. Annemin artık güzel bir hayatı olsun istiyorum. Beraber mutlu mesut yaşayalım. Her zaman yokuşlar çıkabilir karşına, durmadan telaşlar yorabilir, aldırma. Hayal et, umut et, güven kendine. Belki de bugün milat herkese. Başta çok çekingen bir insandım. Trambolinden sonra konuşmamda bir özgüven oluştu. İnsanlarla iletişimde daha kendimle güvenerek konuşuyorum. Bu konuda korkumu yenmeme yardımcı oldu. Tabii ki yol dümdüz olmamalı bence, olmayacak da. O yolda engebeler olacak. Onları aşabilmek ve bunları aşınca da aslında ben bunu da yapabiliyorum diyebilmek çok önemli bence. Ben 2000 yılında doğdum, milenyum kuşağımda. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla kuşağımızda çok hareketlilik ve bir şeyleri yapma isteği var. Yerinde duramamazlık ama iyi anlamda bir yerinde duramamazlık. En sevdiğim lakabım rekor canavarı. 39 Türkiye rekor kırdım. Şimdi Türk tarihinde yeni dönemlerde gerçekten zor bir de sprinte kırmak. Daha da arttırmayı düşünüyorum. Hedefim 150 rekor. Neden olmasın? Yaparım. İnanıyorum kendime. İnsanların beni piyano çaldığından ve ödüllerim olduğundan dolayı sevmesinden hiç hoşlanmıyorum. Benim yani gerçek, saf Kaan'ı sevmelerini istiyorum. Bu projeyi yapmak aslında benim için hani birazcık rahat olduğum comfort zone'umdan çıkıp birazcık hani kendim ne yapabilirim, kendimi zorlayarak kendi istediğim şekilde nasıl davranabilirim, bana birazcık bunu gösterdi. Birçok zorlukla karşılaştım ama bunları bir şeylerin bilincinde olduğum için zor da olsa aştım. Sonuçta imkansız diye bir şey yok ölümden başka. Başımıza ne gelirse gelsin, bir direniş, bir
inatlaşmak gerekiyor hayatla. Tuttuğunu koparan biri haline getirdi beni biraz. Ve yani gücün benim olduğunu, kendi hayatımı, kendi çizgimi, kendim belirleyebileceğimi fark ettim. Yani güç benim aslında. Her zaman yokuşlar çıkabilir karşına, durmadan telaşlar görebilir aldırma. Hayal et, umut et, güven kendine, belki de bugün milat herkese. Yapamazsın diyenlere inat, ilk başkaldırıdır hayal kurmak. Hayalini kurduğun geleceğin ise kendine inanmakla başlar. Berna, Leyla, Kaan, Doğukan, Şehmus, Sümeyye, Mizgin, Fulya. Onlar 2000'li yılların çocukları. Sabrettiler, bazen acı çektiler, çok çalıştılar ama vazgeçmediler. Güzel Anadolu'muzun her köşesinden ilham veren bir genç çıkacak, ezberleri bozacak. Onların sayısı 8 değil, 8000 değil, milyonlar. Sadece biraz cesarete, kendilerine güvenilmesine ihtiyaçları var. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Gidilmemiş uzakların merakı hiç dinmez. Seni üzecek çok şey olacak bu hayatta evlat. Mutluluk gibi üzüntünün de yaşanması gereken bir duygu olduğunu asla unutma. Hayal kur, umut et, inan kendine. Bil ki güç sensin özünde. Kanatların büyüklüğü bilinmez. Gidilmemiş uzakların merakı